Hepinize merhaba arkadaşlar, tekrardan hoş geldiniz. Bugün size grafik ayarlarım neler, yoğun istek üzerine hem grafik ayarlarını hem de oyun içerisinde yapmanız gereken movement ayarlarını göstereceğim arkadaşlar. Öncelikli olarak çok az bir silahım kaldı. Bunlar size göstereyim hemen. AR'lerin hepsi Diamond, SMG'ler Diamond, Shotgun Diamond, LMG'ler Diamond. Sadece Marksman Rifle ve Sniper'da şu silah kaldı. Bunu da bitirince hepsini önce Dark Spine sonra da Dark Matter'a çıkaracağım. Birkaç gün içerisinde büyük ihtimal Dark Matter bütün silahlarda açılmış olacak arkadaşlar. Sonra direkt zombiye geçeceğim ve zombi içerikleri sizlerle paylaşmaya başlayacağım. Multiplayer oyunlarımı fazla paylaşmıyorum. Bunun sebebi hani oyunlar hep sıkıcı ve sadece kamu kasma üzerine geçtiği için böyle komik veya da güzel bir maç olmuyor genelde. Genelde görev odaklı, bazı silahlarda çok fazla öldüğüm, aynı şeyi sürekli yapmaya çalıştığım kadar oluyor. Dolayısıyla onları sizlerle paylaşmıyorum. Hani sırf video yapmak için de video atmış olmak istemiyorum aslında. Zombi de böyle olmaz ama zombi de hem içeriklerin neler olduğunu, easter egg'leri vesaire. Bu arada hikaye modunda devam edeceğim umarım. Bir 3 saat, 2 saatlik böyle 2 tane video düşünüyorum arkadaşlar. Onları da ilerleyen günlerde kanalımda görürsünüz zaten. Yine 3-4 gün içerisinde. Gelelim grafik ayarlarına. Öncelikle display ayarlarından başlayacağım. Aşağı doğru indiğimizde burada yapılacak bir ayar açıkçası ben bulamadım. Ayarlarda bayağı bir gezdim arkadaşlar. Nerede ne yapılır diye. Burada farklı bir ayarınız varsa benden farklı istiyorsanız değiştirebilirsiniz. Veya da merak ettiğiniz bir ayar varsa bana sorabilirsiniz yorumlar kısmında. Diyerek quality ayarlarına direkt giriş yapıyorum. Moment'a daha sonra geçeceğim. Şimdi quality'de biliyorsunuz şu anda FSR 3.1 geldi arkadaşlar. FSR 3.1'i denedim. Fakat multiplayer'da zaten düşmanları görmek çok kolay küçük mapler olduğu için. Fakat oyun çıktığında nasıl olur bilmiyorum. Şu anda ekrana verdiğim gibi arkadaşlar bir farklılık tabii ki de mevcut. FSR 1.0, FSR 3.1 ve Fidelity Cast bu üçü zaten en çok kullanılan. DLSS neredeyse hiç kullanılmıyor. DLSS çünkü gerçekten oyunu böyle çamurlaştırıyor arkadaşlar. FSR 3 biraz daha keskinlik ayarı yapılabildiği için daha iyi olabiliyor. Eğer ki sisteminiz yeterli değilse multiplayer'da bile böyle 80-90 FPS alıyorsanız FSR 1, FSR 3 veya en kötü ihtimal DLSS deneyebilirsiniz. Orta ayarlarda. Ben ne kullanıyorum? Benimki ortalama bir sistem. İyi değil aslında. Güncellenmesi gereken bir sistem ama sistem özelliklerime de açıklamalar kısmında ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Kanal açıklamalarında bulunuyor. Bütün ekipmanlarım her şeyim orada yazıyor. Fidelity Cast kullanıyorum ve bunu da 70'te tutuyorum. Bu bir önceki oyunda da böyleydi. Şu anda da böyle. Oyun çıktığında yani Battle Royale'e geçtiğimizde, Uzbekistan'a indiğimizde nasıl olur gerçekten bilmiyorum. Şu anda oyunlarda 150-170 FPS arasında gidip geliyor fakat Modern Warfare 3 multiplayer'ında 200'lerden aşağı inmiyordu genelde. Artık bakacağız göreceğiz. O zaman da farklı olursa ayarları yapmaya çalışacağım. Eğer ayarlar yeterli olmazsa mecburi bir şekilde sistemi güncelleyeceğim. Evet devam edelim. RTX 4000 üzeri bir ekran kartınız varsa veya da 4000 serisinde ise DLSS Frame Generation'ı açarak oynayabilirsiniz. Biliyorsunuz bu AI ile render yapıyor ve FPS'inizi bayağı bir arttırdığını söylüyor. İstiyorsanız kullanabilirsiniz. Benimki 3060 Ti olduğu için bu ayarı açıp da gösteremiyorum size. Oyun içerisinde çok fazla ani donma, oyun içerisinde sürekli takılma yaşıyorsanız VRAM Scale Target'ınız ya çok yüksek ya da çok düşük kalmış olabilir arkadaşlar. Dolayısıyla bunu 70-75 bandında tutmanızı tavsiye ederim. Bu şekilde donmalar, anlık FPS düşüşleri yaşıyorsanız. Variable Rate Shading bende açık. Devamında anlatmadan iniyorum. Bu ayarların hepsi aynı arkadaşlar. Warzone 3'teki gibi yani Modern Warfare 3'teki ile neredeyse hepsi aynı. Farklı bir ayar yok burada. Nerede farklı bir ayar var? View kısmında. Motion Reduction Preset arkadaşlar. Bunu direkt off'a çekin. Motion Blur hiçbirimiz istemiyoruz. Aşağı indiğimizde fovunuzu hemen 120'ye çekin ve burada Motion Blur'ların ikisini de kapatın. Kamera sallantılarını en düşük yapabildiğiniz %50'ye çekin arkadaşlar ki bomba, flash vesaire patladığında ekranınız kaymasın. Inverted Flashbang'de flash patladığı zaman ekran beyaz değil de siyah oluyor arkadaşlar. Çok gözünüz rahatsız ediyorsa değiştirebilirsiniz ama tamamen size kalmış. Gelelim keyboard mouse ayarlarına. Arkadaşlar ben Sensitivity'yi 3.10'da kullanıyorum. Daha doğrusu 3.10'da kullanıyorum. DPI'm de 1250. Siz de istiyorsanız bu şekilde kullanmayı deneyebilirsiniz. Ama kendi Sensitivity'nizi bulmanız çok daha önemli. Deneye deneye bulursunuz. O yüzden onu çok fazla hani bunu böyle yapın kesin diyebileceğim bir şey değil kesinlikle. Bunu kendinizin ayarlayıp da bulmanız gerekiyor. Hangi ayarlarda mutluysanız o şekilde kullanmanız lazım. Burada hiçbir şeyi değiştirmedim. Keybinds'a gelelim. Keybinds'da sadece yanında sarı ışık olanlar şunlar değiştirdiğim anlamına geliyor. Burada hızlı aşağı iniyorum. Buraları tek tek böyle uzun uzun anlatmama gerek yok. Kendiniz de istiyorsanız bu ayarlarla güncelleyebilirsiniz. Durdurup da bakabilirsiniz isterseniz. Combat Advanced Settings'te herhangi bir şey yapmamışım. Sadece Finishing Move'u mouse'un 5. tuşuna almışım. Burada da Score Streak ile Score Streak 4'ün büyük ihtimal tuşları diğerlerine değiştirdiğimde yetmemiş. Ben de 6 ve 7'yi almışım. Şimdi burada Vehicle Keybinds var ama bunlar şimdi oyun içerisinde multiplayer'da araç olmadığı için böyle jump map vesaire bunlar daha bende aktif değil. Bunu da artık Uzbekistan geldiğinde bakacağız arkadaşlar. Çok fazla ayar var çünkü. Hani araç içinde Preview Seat. Mesela bir önceki koltuğa geçme ayarı benim için çok çok önemli. Çünkü 2'ye basıp mesela bir yandaki koltuğa geçiyorsun. Örnek olarak söylüyorum. Tuşunu hatırlamıyorum tabii. Sonra camdan kafanı çıkardın, ateş ettin. Bir daha bir önceki koltuğa geçme muhabbetleri vesaire yapabiliyorsun normalde. O yüzden Preview Seat çok önemli benim için. Ama şu anda
daha ayarlarına girişmedim onların. Movement kısmında burada asistlerin hepsini kapattım. Bunlar çok işe yaramıyor açıkçası. Controller kullanıyorsanız işe yarayabiliyor ama ben çok bir şey yaradığını görmedim. Kendi kendine duvarlardan zıplıyor falan filan muhabbeti var. Onun dışında buradaki ayarlarım da bu şekilde arkadaşlar. Gelelim combat settings'e. Combat'ta neler var? Mesela burada melee weapon. Yani siz bıçağa geçmek istediğiniz zaman melee tuşunuz neyse, benim E'de mesela. E'ye basılı tuttuğum zaman gelsin diyor. Ben buna alıştım. Buradan isterseniz dedicated keybinds diyerek sadece bir tuşa atayarak veya da cycle, işte bu yuvarlak menüden seçerek de alabiliyorsunuz elinize. Basılı tutmak benim için daha kolaya geliyor şu anda. Basılı tutarak geçmeye açıkçası alıştım. O yüzden bu şekilde kullanıyorum. Combat advanced settings de bu şekilde. Burada armor plate behavior'ı apply all yapmanız lazım. Bir tane derseniz 4'e falan bastığınızda veya işte kalkanı hangi tuşta basıyorsanız bastığınızda bir kere basar durur. O yüzden sürekli böyle basıp basmanız gerekir sürekli. Apply all dediğinizde bir kere bastığınızda hepsini basar. Bu bir önceki oyunda da bu şekilde kullanıyordum. C4 detonation activation. Bu da yine arkadaşlar C4'ü attığınızda, işte G ile atıyorsunuz ya bir kere. Sonra G'ye bir daha bastığınızda ikinci C4 varsa bunu atmıyor. Onun yerine patlatıyor ayarı. Yani one by one yaptığınızda bir tane C4 atıp bir daha bastığınızda hemen patlatabiliyorsunuz. Attığınızda ikinciyi bir daha adamın üstüne fırlatmıyorsunuz. Kaçma şansı verebilirsiniz. Burası da bu şekildeydi. Bir de F'ye basarak buraya melee diye aratırsanız, switch to melee weapon kısmından arkadaşlar, combat advanced settings, geldiğinizde burada şu ayarlardan bahsedeceğim sadece. Şurada switch to melee weapon. Yani hangi tuşa basarsan bıçağa geçsin, hangi tuşa basınca ikinci silaha ve birinci silaha geçsin muhabbeti var. Şu ikisini çok kullanmıyoruz biz ama siz hani E'ye basılı tutmakta veya işte hangi tuşsa melee tuşunuz ona basılı tutmakta zorlanıyorsunuz, buradan bir tuş atayıp ona bastığınızdan çekebilirsiniz. Finishing move'u yine ayarladığımı söylemiştim. Body shield, bir düşmanın arkasına geçip de böyle onu sanki kalkanmış gibi rehin alabiliyorsun ya, o tuş aslında. Bunu da normalde ben de E'ye basılı tutunca bıçağı çekiyor, E'ye bir kere basınca melee vuruş yapıyor. Adamın arkasına gidip E'ye basılı tuttuğum zaman da onu shield olarak kullanıyor. Ama finishing move mesela 5'e aldığım için E ile finishing move yerine direkt bu tuşa basınca finish atacak. Anlatabiliyor muyum bilmiyorum ama bu şekilde oluşturdum. Interface ayarlarına gelelim. Burada çok fazla bir şey ellemedim arkadaşlar. Yine telemetri kısmından şu yukarıdakileri nasıl açtığımı soran arkadaşlar oluyor. Onu da buradan show more diyerek açabiliyorsunuz. Siz hangisi önemliyse onları açıp açıp kapatabilirsiniz. Gameplay HUD ekranı var. Burada gerçekten hiçbir şey ellemedim. Yani elleyecek gibi de durmuyorum açıkçası. Çünkü oyunda her şey benim için yerli yerinde. İşte sağda silah, solda cam barı vesaire. Bunlar hep benim zaten gözümün alıştığı yerlerde. O yüzden oyunu da şimdi 600 tane maç atmışım. O yüzden 600 maçta alıştım. O yüzden de değiştirmeyeceğim. Ses ayarlarında arkadaşlar, burada müziği kapattım. Efektler sonda. Diyaloglarda 40'a düşürdüm. Gerek duymuyorum. Mikrofonum burada mevcut. Mikrofonu stereo olarak kullanıyorum. Aşağı inerimize audio mix. Şimdi burada headphones ve birçok ayar mevcut arkadaşlar. Bunu aktif hale getirdiğinizde bayağı iyi oluyor gerçekten. Yani diğerlerine göre daha iyi. Bu eğer ilk açtığınızda işte headphones'da kalmış olabilir. Home theater'da kalmış olabilir. Açıp abi Treyarch'a çekerseniz ses kalitesinde epey bir değişiklik oluyor. Ben bunu çok sevdim açıkçası. Aşağı kaydırdığımda da farklı bir ayar yapmadım burada. Ayar videolarım oyun içerisinde bu şekildeydi arkadaşlar. Onun dışında masaüstü, Nvidia ayarları vesaire bir önceki ayar videomdan aynısını yapabilirsiniz. Tekrar tekrar aynılarını çekip böyle baymak istemiyorum aslında. Birebir hepsi kalıcı. Windows ve Nvidia ayarlarımın hepsi aynı. Dönüp bir önceki grafik ayarlarımdan izleyebilirsiniz onları da. Böyle ekstradan renk ayarı, ekstradan bir şey yapmadım hiçbir şekilde. Sadece oyun ayarlarım bu şekildeydi. Videoyu beğenip abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.